Ben fizyoterapist Takman Çetin. Bugün size toplumda sıklıkla karşılaşılan bel fıtığı hakkında bazı bilgiler vereceğim. Vücudumuzdaki omurların içerisindeki bulunan disklerin dışarıya kayma, taşma sonucu yine omurlarımızın içinden çıkan sinirlere bası yapması sonucu ağrı şeklinde, bacaklarda uyuşma, ilerleyen safhalarda ise güç kaybı his kaybı, idrar ve gayta tutamama gibi sorunlarla da karşılaşabilmekteyiz. Birden aşırı fazla kilo alma yani obezite, hareketsiz yaşam yani sedanter bir yaşam. Çünkü oradaki kasların zayıflamasıyla omurganın üzerine binen yük daha fazla artar ve omurga bunu taşıyamadığı zamansa disk dışarı çıkma eğiliminde bulunur. Kesinlikle hastaların bir uzman hekim tarafından görülmesi gerekmektedir. Bunlar fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları, ortopedi ve travmatoloji uzmanları, beyin ve sinir cerrahi uzmanları olabilirler. Bel fıtığı hastalarının yaklaşık sadece %1 ve 2'lik kısmı cerrahi yöntemlerle iyileştirilir. Bunlar da İdrar ve gaita tutamama, his kaybı ve uyuşukluğun hat safhada olduğu hastalardır. Hastaların %97'si fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleriyle iyileşme sağlamaktadır. Bunlar içerisinde manuel terapi, hot bank, ultrason, tens ve kas kuvvetlendirme egzersizleri ile hastalarımıza yardımcı olabiliyoruz. Halk arasında bilinen kıtlatma ve kütletme manipülasyon yöntemleri asla tedavi edici değildir. Bel fıtığı rahatsızlığında onlarca kullandığımız tedavi içerisinden sadece tedavi kısmının %2'lik ve %3'lük kısmını oluşturan bir terapi yöntemidir. Mutlaka uzman bir hekim ve fizyoterapistten destek almanızı öneririm. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.